Anladım. Bana almış. Tek tırnağında ben var. De bu ne renk be dedim. Onun tek tırnağında var. O da bunu hep saklayacağım dedi. Öyle kaldı. Anladım. Seni. Yok, yemek yaparken çok temiz yemek çalıştı. Yemek yaparken önemli çünkü ojeyle çalışmamak. Temiz bir kız zaten. Evi de temiz, her şeyde temiz bir kız. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Temiz de çalıştı. Onu söyleyebilirim yani. Senin gibi, Havva gibi. Onur biraz dikkat etmedi ama... Ben temiz çalıştım ama dağınık çalıştım. Havva'da pırıl pırıl bir kızdı. Sağ olun. Tansu'cum da öyleydi, hemşerim. Gurur duydum. Tertemiz. Eda da temiz çalıştı. Çok temiz. Bunu sizden duymak daha güzel Seda Hanım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Doğruya doğru. Onur bir erkek olarak biraz dağınık çalıştığım için bundan dolayı. Ama temizlik konusunda kesinlikle yani bir şeyin içine alıp başkasının içine sokmadım. Kesinlikle hijyenik çalıştım yani. Ama orası biraz tartışılır hafif. Dağınıklıktan dolayı biraz... Onur masanda gerçekten hiçbir şey de temiz değildi aslında. Ya masadakileri zaten ben yıkamadım. Bulaşık makinesi yıkadı. Artık nasıl yıkadıysa yapacak benim bir şeyim yok. Hiçbir şey bulamayınca bulaşık makinesinde buldu suçu. Ben ne diyeyim? Tam Birnur yürüyordu. Girmeyeyim araya dedim. Birnur dedi ki yazık. Onurcuğum senin masanda hiçbir şeyin temiz değildi. Değildi ama Seda Hanım yani ne çatal ne bardakları. Yani hani yarışma programı bu yani olmasa... Yani Onur'un evinde yani biz o masada aslında su bile içemezdik. Bu bir gerçek yani. Ya hayır abartmıyorum. Çok ciddiyim. Kendi yaşam tarzımı söylüyorum Onur. Hiç yalan söylemiyorum. Normalde o masada bana hiç kimse bir bardak su bile içtiremezdi. Oo, bu çok sert oldu. Evet ben bunu çok ciddi söylüyorum. İngiliz yani. Şansölyesi falan hani kraliyet oralardan falan. Alakası yok bu temizlikle alakalı bir şey. Zaten gayet temizdi. Lekeliydi sadece. Lekesi, evet, buradaki herkes... yemek lekesi vesaire değildi. Buradaki herkes gördü. Yemek lekesi, salça lekesi, bunun gibi bir leke mi vardı bunda arkadaşlar? Da, bu çatalda da leke var ama bir kullanılmışlık lekesi ayrı bir şey. Şimdi benim evdeki çatallarımı ben yeni sizler için almadım. Ama misafirlerime çıkartacağım çatallarım var Seda Hanım. Günlük kullandıklarımı da çıkartmadım. Tamam benim yok yani yapabilecek bir şey yok. Günlük kullandıklarımla size yapabilecek sunum yapmayacağım. Benim günlük kullanım dışında başka bir çatal bıçağım yok. Şimdi Seda Hanım bunda da leke var ama... Bu bir hani kir lekesi falan değil. Olmayana saygılıyız onu anlatmıyor. Başka bir şey söylüyor. Yani kullanılmışlık lekesi farklı bir şey. Tamam. Kirlilik farklı bir şey. Senin bardakların dahil kirliydi. Bakın ben de size şunu anlatmaya çalışıyorum. Sanki kirliydi yani. Kullanıp yıkamamışız gibi konuşuluyor. Olur mu? Yıkamışsındır tabii ki. Seda Hanım da gördü. Hepsi yıkanmış. Yıkamışsındır tabii ki. Yani sen gidip koyuldu. Bize bulaşıklı şey getirecek halin yok yani. O kadar da değil herhalde. Yani. Tamam da tamam, kirli da. Kirli getirmek ne alaka? Şimdi yani? Yıkadığın bir şey de hani bir parlatmak. Vardır değil mi? Elinden geldiği kadarıyla Seda Hanım. Haksız mıyım? Kusura bakmayın da ben sizin gibi ev hanımı değilim. Ben kaç kere bulaşık yıkıyorum ki hayatımda. Benim annem yıkıyor normalde bulaşığı. Akşamlar annene parlatacaksın o zaman. Sen kirletiyorsan yıkayacaksın. Olmaz mı canım? Akşamlar bu yaştan sonra annemize iş mi yaptıralım? Hayır. Sen bütün işleri sen mi yapıyorsun? Tabii ki bütün işlerimi ben yapıyorum. Hiç inandırıcı değil. Seda Hanım da gördü. Zaten ben evde bütün işlerimi kendim yapıyorum. Aferin. Annem de aynı şekilde söyledi. Aferin. Yardımcı olduğumu sürekli. Yap tabii annene yardımcı. O yüzden. Yani şu an yani konumuz değil yani. Bulaşık konusunda ben söylemek istiyorum. Bravo. Allah yürü. Bir kadın yapıyorsa erkek de yapabilir yani. Hani kadına aittir diye bir şey yok burada. Sen yemek yapıyorsan bulaşıklarını da akşamdan temizleyip koyacaksın. Yarın sabah böyle bir yarışmaya katıldın değil mi? Yani bizim önümüze temiz koyman gerekiyor. Biz yeniliğinden bahsetmiyoruz. Ben de size anlatıyorum ki kirli bir durum yoktu. Tansu Hanım da oradaydı. Seda Hanım da oradaydı. Kirliydi bardaklar çok kirliydi. Su içmedi. Oradaydı. Evet içmedi. İçecek içmedi. Mevsim salata gelecek.